geçmişte sokağa kasa atan adamlar. Ya neredesin? Şimdi neredesin? Şu an çok mu düzgün? Her şey çok mu güzel yani? Mutlu olan bir kesim var ama o mutlu kesimin içinde biz yokuz yani. Ben yokum yani. Valla gördüğünüz gibi oturuyoruz yani. Sabah geliyoruz, akşama kadar oturuyoruz yani. Bir şey yaptığımız yok. Günlük evimizin harçlığını dahi kurtaramıyoruz. Yani burada bazen geliyoruz. Hani eve nasıl ekmek götüreceğiz onun hesabını yapıyoruz. Zaten mağazalara kimse girmiyor, kimse çıkmıyor. Ya evimizi geçindiriyorduk yani, en azından geliyorduk. İşimiz gücümüz, borçlarımızı ödeyebiliyorduk yani belli bir ölçüde. Ama şu anda hiçbir şey yok, hiç borcumuzu ödeyemiyoruz. Yani sıkıntımız büyük. Valla şu an kiramız bizim 3-300. Abi ne kirası yani, ne kiranı çıkartamıyoruz yani. Geliyoruz gidiyoruz yani, ne kira mira yok. Ya kardeş, şimdi öyle bir şey söyleniyor ama ben şimdi burası şirket. Yani şirket olduğu için ben muhasebecime sordum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyinden faydalanamıyor. Ya basit usul diyorlar. Basit usul kim yani? Nedir? Yani biz yeni duyuyoruz. Ben mesela 8 yıllık esnafım. Yani basit usul nedir yani, onu şu anda öğrenmiş bulunuyoruz. Yani normalde bilmediğimiz bir şey yani. Ne bileyim işte, taksiler giriyormuş. Ama şirket olduğumuz için bize hiçbir şey vermiyorlar. Hiçbir şeyinden faydalanamıyoruz yani. Ben pandemiyi köküne kadar yaşıyorum. Bütün sıkıntılarını yaşıyorum. Siftahsız gidiyorum. İş güç yapamıyorum. Ama devletten en ufak bir yardım alamıyorum yani, onu söyleyeyim. Bu pandemiden herhalde şirketler zarar görmüyor tahmin ediyorum, onların görüşüne göre. Halbuki biz dibine kadar yaşıyoruz yani, gelsinler burada görsünler. Zaten bu pandemiyi köküne kadar yaşayan esnaf Kızılay esnafıdır. Şöyle gezin, eskiden biz dükkan arardık, dükkan bulamazdık. Şimdi bakın bir sürü kapanmış gitmiş dükkanlar var. Bir de bu işin stresini yaşıyoruz yani. Geliyoruz burada nasıl iftar yapacağız? Evimize nasıl ekmek götüreceğiz? Artık borç ödemeyi falan biz bir kenara attık, unuttuk yani. Ben şu an itilmiş vaziyetteyim kardeşim. Çeklerim dönmüş, borçlarımı ödeyemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, yalanım yok. Gelsinler denetlesinler, ha, yerim belli yani, denetlesinler. Eğer bu firma kirasını ödeyebiliyorsa, vergisini ödeyebiliyorsa benim yalanımı çıkarsınlar yani. Ben vallahi billahi şu olaylar başladığından beri evime ekmeği nasıl götüreceğim onun hesabına düştüm. İnanın iş arıyorum yani, dükkan sahibim iş arıyorum şu anda. Bir yere gidip bir şoförlük mü yapayım? Yani gidip bir yerde ne bileyim, yani hakikaten çok dertliyim yani. Hiç kimseden de çekinmiyorum yani, durumum burada. Yani durumum bu yani. Yani sesim keşke gitse, hepsine gitse yani. Tamam bir herkes, bir dünya bir hastalık yaşıyor ama hem hastalığı yaşıyoruz hem mağduriyeti yaşıyoruz kardeşim. Böyle bir şey var mı? Sıkıntı had sefada yani. Geçmişte sokağa kasa atan adamlar. Ya neredesin? Şimdi neredesin? Şu an çok mu düzgün? Her şey çok mu güzel yani? Adam o zaman gidiyordu kasa atıyordu. Şimdi git. Ya şu asıl kasa şimdi atılacak yani. Perişan yani. Biz hiçbir şey ödeyemiyoruz kardeşim. Perişanız, perişan. Pandemiden önce zaten ekonomi çökük ama pandemi de gelip onun tuzu biberi oldu yani. Zaten bitiktik yani biz. Yani zaten herkes perişandı yani. Mutlu olan bir kesim var ama o mutlu kesimin içinde biz yokuz yani. Ben yokum yani. Ya biz de bu ülkenin insanıyız sonuçta, tamam mı yani? Hani derler ya, komşusu aç gezen bizden değildir. Aç geziyoruz. Biz kimdeniz o zaman kardeşim? Biz hiçbir destek, hiçbir yardım kesinlikle almıyoruz.